Öncelikle herkese merhaba. Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde bizim için en önemsememiz gereken vitamin olan D vitamininden bahsedeceğim. D vitamini nüfusumuzun %92'sinin kentte yaşadığını düşünürsek hemen hemen herkeste eksikliği görülen bir vitamin. Kentte yaşamakla bunun ilgisi ne diye baktığımız zaman sabah çok erken saatlerde işe gidiyoruz. Çok geç saatlerde geliyoruz. Hepimiz... Çoğunlukla kapalı mekanlarda çalışıyoruz ve özellikle bu aylarda kapalı kıyafetler giydiğimiz için güneşte buluşmamız neredeyse mümkün olmuyor. O yüzden D vitamini bizim için çok önemli bir vitamin. Eksikliğinde ne oluyor diye baktığımız zaman D vitamininin eksikliğinde en fazla gördüğümüz konulardan bir tanesi yorgunluk, halsizlik. Böyle sabahları uyandığında Kendini çok yorgun hissetme hali. Tabii ki bu ıı, tek başına kesin D vitaminindendir diyebileceğimiz bir durum değil. Ama en önemli belirtileri arasında gösterilen bir şey. Normalde D vitamini güneşten gelen UVB ışınlarıyla sentezlediğimiz bir vitamin. Derimizde sentezleniyor. Onun dışında yiyeceklerle de biz zaten D vitamini alıyoruz. Mesela süt ve süt ürünleriyle, yumurta sarısıyla, işte doğada güneş görmüş mantarlarla biz zaten bunu alabiliyoruz. Ama en önemli kaynağı tabii ki güneş. O yüzden yazın yaptığımız 1-2 haftalık tatiller bu D vitamini depolarımızı doldurmamıza yeterli gelmiyor. Bu sebeplerden dolayı D vitamini bizim için özellikle bu aylarda en fazla öne çıkan vitaminlerden bir tanesi. Kimler kesinlikle D vitamini kullanmalıdır diye baktığımız zaman özellikle hamileler ve yeni doğandan itibaren bütün bebekler ve çocukların D vitamini kullanması zaten gerekli. Onun dışında bir diyabet problemimiz varsa, obezite gibi bir durumumuz varsa veya bazı ilaçlar kullanıyorsak D vitamini emilimimiz zaten az olacağı için bizim mutlaka bunları bu kişilerin kullanması gerekiyor. Çeşitli nedenlerle kullandığımız kortikosteroidler var veya bağırsak yağ dengesini bozan zayıflama ilaçları var. Orlistat'lar dediğimiz. Bunun yanı sıra bazı antiepileptik ilaçlar var. Bu fenobarbital, fenitain türevleri. bu ilaçları kullanıyorsak zaten D vitamini emilimimizin az olacağını biliyoruz. Onun dışında piyasada çok fazla D vitamininin formu var. İlaç olan tarafta da var, ilaç olmayan gıda takviyesi tarafında da var. Bunlar da yetişkin ortalama sağlıklı bir insan için D vitamini dozu günlük 1000 ünite, 2000 ünite arasında olması gerekiyor. Zaten yüksek dozlu olanlar genelde ilaç tarafında bulunuyor. Bebeklerden itibaren de günlük 400 üniteden başlayan dozlarla veriliyor. Bu yüksek dozlardan birisini tercih edeceksek eğer en başta D vitaminimizi ölçtürebiliriz ama takviye amaçlı kullanacaksak günlük doz dediğimiz dozlardan gitmekte yarar var. Ha ben bunu ölçtürmek de istemiyorum. Her gün her gün bir şey kullanmak da istemiyorum diyorsanız da yüksek dozların nasıl kullanılacağını doktorunuza veya eczacınıza danışarak öğrenebilirsiniz. Bu arada D vitamini fazlalığında ne oluyor diye bakacağımız zaman D vitamini genelde herkeste hemen yükselebilen veya fazlalığı oluşan bir vitamin değil ama fazlalığında damarlarda kalsiyum birikmesine sebep olacağı için birçok D vitamini preparatının içinde K2 vitamini de var. K2 vitamini bu damarlardaki fazla kalsiyumun birikmesini önleyen bir vitamin. Bu tarz formlarda, gıda takviyesi formlarında birlikte kullanılabilir. Bunlardan birisini tercih edebiliriz. Bir de şöyle bir durum var. Mesela direkt sprey olanları var e, piyasadaki formlara olarak bakacak olursak. Sprey olanları var, damla olanları var, çiğnenen tabletler var veya gami şeklinde olan ürünler var, kapsüller var veya ampuller var, damlalar var, yani çok fazla çeşidi var. Hangisini tercih etmeliyiz diye baktığımız zaman e, bu tabii kişisel bir tercih olmakla birlikte ben genelde e, ağza sıkılan sprey veya damlaları hem daha kolay bulduğum için hem de direkt ağızdan emildiği için daha çok tercih ediyorum. Sonuç olarak D vitamini özellikle kış aylarına girdiğimiz bu günlerde takviye etmek hem yorgunluğumuzun, halsizliğimizin geçmesini sağlayacak hem de bizi hastalıklara karşı koruyacaktır. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Müzik